İhracatla bitmiyor. İşsizlikle bitmiyor. Bir de bizim çok temel bir sorunumuz var arkadaşlar. Enflasyon. Özellikle de gıda enflasyonu. Hani o Türkiye İstatistik Kurumu'nun tartışmalı enflasyonundan bahsediyoruz. Her ay açıklanıyor. Ondan sonra biz başlıyoruz ekonomistler tartışmaya. Ya acaba bu kadar değil mi? Daha mı yüksek? Daha mı düşük? İleride ne olacak? Bunu nasıl düşürebiliriz? Vatandaş hayat pahalılığı altında eziliyor. Buna bir çözüm bulunması lazım dediğimiz enflasyon. Bu hafta açıklanan bir diğer veri de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tarım üfe dediğimiz tarım ürünlerinin fiyat endeksi. Yani çiftçiden çıkış fiyatları. Bakalım mı şöyle grafiğimize arkada görüyorsunuz. Hep tarım ürünleri fiyatları ya da gıda fiyatları burada sarıyla turuncuyla gördüğünüz şey enflasyon, gıda enflasyonu. Maviyle gördüğünüz grafik ise e, ee, tarımsal üretici fiyat endeksi. Gördüğünüz gibi hep beraber hareket ediyorlar. Beraber iniyorlar, beraber çıkıyorlar. Hani geçen hafta da yine bu stüdyoda söylemiştik ya, beraber yürüyorlar bu yollarda. Bir yukarı doğru gitti mi diğerini peşinden çekti. İşte gene aynı şey olmuş. %25.54 gıda enflasyonu, %22.80 tarımsal üretici fiyat endeksi. Çok Hatta e, bu dönemde çok da fazla konuştuğumuz konuların başında da şey gelmiyor mu? E, şeftali fiyatları geliyor mesela. Yani pazarda, çarşıda, haber bültenlerinde insanların e, şeftali fiyatlarıyla ilgili canlarının yandığını söylüyorlar. Arkadaşlarımla beraber biz de gittik baktık bu şeftali gerçekten bu kadar pahalı mıymış? Kaç para olmuş bu şeftali? Valla bunu bir marketten çektik. 14 lira, 13 lira özür dilerim. 14 lira 14 lira diyemem 13.95 çünkü 14 lira dersem hani TÜİK'in de şu 18.95 olan faizi yakalayamayan enflasyonu var ya aman aman haksızlık etmeyeyim 13 lira 95 kuruş arkadaşlar ben bu e, e, şeftali fiyatları çok konuşulunca ...TÜİK'in yayınladığı o tarımsal üretici fiyat endeksini açıp baktım acaba son bir yıl içerisinde üreticinin şeftali üretim fiyatı ne kadar değişmiş baktığınızda hadi kabaca hani TÜİK'in rakamları da bir miktar düşük olduğunu varsayalım. Yüzde on civarı arttığını söylüyor Türkiye İstatistik Kurumu. Üreticiden çıkış fiyatını. Dönüp baktığınızda pazardaki fiyat, çarşıdaki fiyat, marketteki fiyat neredeyse iki katına çıkmış. Geçen sene 6 liraya 7 liraya yediğimiz şeftaliyi bu dönem 15 liraya yiyoruz. Geçen sene de 6 liraya 7 liraya yerken de şikayet ediyorduk. O zaman da çok hızlı artıyordu bu fiyatlar ama hem tarım politikamız hem dönüp baktığınızda çiftçiden tüketiciye kadar gelen o süreçteki dengesizlikler bizim artık tüm gıdaları daha pahalıya tüketmemize neden oluyor. Hele hele iklim değişikliğinden bahsettiğimiz, üretimin zorlaştığı dönemlerden bahsettiğimiz, bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde belki canımızı çok daha fazla yakacak. Ama biz ne konuşuyoruz? İşte şahlanışlardan bahsediyoruz. Şahlanan bir şey varsa gördüğünüz gibi şeftali fiyatları şahlanmış. Şeftali üreticisi bundan ...o şahlanıştan faydalanmış mı? Yerden yükselmiş mi? Vallahi anlaşılan o ki şeftali üreticisi o kadar yerden yükselememiş. Bir şey daha söyleyeyim. Küçükken ben bir köyde sık sık yazları geçiriyordum. En fazla dedemin ürettiği ürünlerden biri de şeftaliydi. Hatta o işle uğraşanlar da çok iyi bilirler. Şeftali toplamak zahmetli bir iştir. Eğer çok fazla vücudunuza sürünürse kaşıntı yapar. Şimdi vatandaş, çiftçi... Türkiye'nin dört bir yanında bu ürünü üreten çiftçi bin bir zahmetle belki de her tarafı kaşınaraktan belki de dünyalarca lira maliyeti artaraktan bu ürünü almaya üretmeye bizim önümüze getirmeye çalışıyor. Onun elde ettiği getiri geçen seneye göre sadece yüzde on artarken gördüğünüz gibi bizim ödediğimiz para yüzde yüz artmış oluyor. Diyeceksiniz ki yani peki bunun bize faydası ne? gördüğünüz gibi size bir faydası gene yok. Maalesef yok. Ben de isterdim ama yok.